Azerbaycan mı yoksa İran mı? Bölüm 8. Bozkır'ın Efendileri. Serimizin bugünkü konukları bir döneme damga vurmuş, dünya tarihinin en büyük bitişik imparatorluğunu kuran, karşılarına çıkan her rakibi ezen, insan öldürmeyi adeta bir zevk haline getiren, hatta insanlıktan çıkıp işi biraz da ireli götürüp kedi ve köpekleri de yakan, dünya harp tarihine yön vermiş, dünya tarihinin en oportunist halkı olan Moğollardır. Moğol kelimesi ilk kez 7. yüzyılın sonlarında Çin'e ait Tang Hanedanı yıllıklarında küçük bir kabile ismi olarak geçmektedir. 1140 yılında Cengiz Han'ın büyük dedesi Moğol kabilelerinden Börçiginlere mensup olan Kabul, bütün Moğolların ilk lideri olarak Han unvanını almıştır. Cengiz Han'ın babası Yesügey Bahadır onun torunudur. Moğolların en önemli rakibi, güneyde gittikçe yükselen ve güçlenen Altın İmparatorluk olarak da anılan ve Çin'in kuzeyini hızlı ve parlak bir zaferle zapt eden Jin Hanedanı'ydı. Kabul Han ve onun halefi Ambakay Han zamanında Moğollar, onlarla mücadele edecek kadar kuvvetlenseler de Tatarlar, Çin derebeylerini hoşnut etmek için Ambakay'ı Çin'e teslim ettiler. Ambakay, hiç alışılmadık bir şekilde tahta eşek şekli denen bir duruma sokularak çarmıha gerilip infaz edildi. Cengiz Han'ın büyük amcası Kutua, bu hakarete Çin üzerine ve Tatarlara bir dizi saldırı düzenleyerek cevap verdi ve bu akınlar sonunda Moğol Herkülü unvanını kazandı. Fakat 1160 yılında detayları bilinmeyen bir dizi olay sonunda Kuzey Çin'in hakimi Jin Hanedanı Moğolları hezimete uğrattı. Moğollar bir süre karmaşa içinde dağıldılar. Sefalet içinde yüzen bu karmaşık haldeki Moğolların içerisindeki önemsiz liderlerden biri olan Yesügey Bahadır, Kabul Han'ın torunu ve Börçigin kabilesinin en önemli şahsiyetiydi. Yesügey Bahadır'ın en büyük amacı ittifaklar kurarak Moğolları güçlendirmekti. Müttefiklerinden bir tanesi batı komşusu olan Keraitler idi. Keraitler 200 yıldan beri Nasturi Hristiyandı. Hristiyan Keraitlerin o zamanki lideri Tuğrul'du. Tuğrul, 1160 yılında akrabalarının korkusu ile kaçmak zorunda kalmıştı. Moğolların lideri Yesügey, Tuğrul'a kabilesinin önderliğini yeniden ele geçirmesi için yardım etti. Tuğrul ve Yesügey Bahadır, kardeşlik yemini ettikten sonra, daha sonraları Moğolların yeniden ortaya çıkışında olağanüstü önem taşıdığını kanıtlayacak olan bir ittifak kurdular. 1162'de Moğolların kabile şefi Yesügey Bahadır ve eşi Höelin Uji'nin ilk çocuğu dünyaya geldi. Bu çocuğun dünya tarihini değiştireceğini, harp ve askeri tarihinin en büyük kişisi olacağını kimse tahmin edemezdi herhalde. Bugün pek çok kişi Moğolların Türk olduğunu düşünüyor. Moğolların gizli tarihi kitabına göre Moğolların ataları olan Börçiginler, Börte Chinoa yani gri lekeli kurt ve Goa Maral yani beyaz geyikten doğulan Batachi Han'dan gelmektedir. Belli ki Moğollarla Türkler uzun bir zaman iç içe yaşamışlar ve Moğolların askeri gücünün çoğunluğunu Türkler oluşturmuş. Moğollar Mongoloid, Türkler ise Turani bir kavimdir. Ve Türklerin Moğollardan geldiği düşüncesi tamamıyla zırva. Moğolların kabilelikten Bozkır'ın efendileri olma yolunda kat ettikleri bu yolculuğu basit bir şekilde anlatmaya çalıştık. Bir sonraki bölümde ise Moğolları Bozkır'ın efendisi yapan adamı konuşacağız.